Kabakçı. Selim Kabakçı. Selim Kabakçı mı? Ya bu bizim Selim olmasın sakın. Bir şey mi dedin evladım? Yok teyzeciğim, sana demedim. Doktorun ismi tanıdık geldi de. Selim Bey'in mi? Evet. Çok iyi bir doktordur. Çok da güler yüzlü. O olabilir mi acaba? Affedersiniz. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu Doktor Selim Bey kaç yaşlarında acaba? Affedersiniz. Ya bu çok saçma bir soru oldu da bir tanıdığıma benzettim. Acaba memleketini falan biliyor musunuz? Kütahya, oralar... Evet, evet. Kütahya, Tavşanlı. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi görevler. Bu bizim Selim. Selim doktor mu olmuş? Yoksa o değil mi? Eğer oysa helal olsun. Hadi bakalım, güle güle. Heyecandan öleceğim şimdi. Oğlum ilk defa okula gitmiyorsun ya, bu ne heyecan? İlk defa gidiyorum sayılır baba. Yeni bir okul, yeni arkadaşlar, yeni öğretmen. Birkaç gün içinde alışırsın yavrum benim. Biraz daha konuşmaya devam edersek ilk günden geç kalacaksın. Bak bu çok kötü olur baba. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle oğlum. İyi dersler oğlum. Hey delikanlı, beni bekle. Dönüşte zorluk çekme. Tamam baba. Şu yazıyı tamamlayayım, seni sınıfına götüreceğim. Hangi şube? Sen İzmir'den geldiğin için fazla şubelere alışkınsın ama burada tek bir şube var. O da 5A. Sadece bir tane mi? Sadece bir tane. Ben Murat'ı sınıfına bırakayım, hemen geliyorum. Tamam. Oğlum, iyi dersler. Hocam, size emanet. Dağlar, tepeler, ovalar, yaylalar hepsi birer yeryüzü şeklidir. Yeryüzündeki bütün şekiller deniz seviyesine göre belirlenir. Gel. Dersinizi böldük ama yeni öğrencimizi getirdim. Hoş geldin. Hoş bulduk öğretmenim. Murat size emanet. İyi dersler. Teşekkürler. Çocuklar, aramıza yeni bir arkadaşımız daha katılıyor. Murat İzmir'den geldi. Murat hem Tavşanlı'ya hem yeni bir okula hem de yeni arkadaşlara alışacak. Lütfen ona yardımcı olun çocuklar. Kendini sen tanıtır mısın bize? Benim adım Murat Ersöz. İzmir'den geliyorum. Babam polis. Tayini buraya çıktı. Şimdilik bu kadar yeter. Şu boş sıraya oturabilirsin. Bir de yükselti tepeler oluşur. Adın ne senin? Murat. Nereden geldin? Selim, sen az önce sınıfta değil miydin? Buradaydım. Murat, senin bu sorduklarının hepsini söylediğinde onu dinlemiyor muydun? Ben duymadım. Duymadıysan öğrenmek istediklerini teneffüste sorarsın. Tamam öğretmenim. Şimdi derse devam ediyoruz. Dersimiz sosyal bilgiler Murat.
buradan mı gelmiştik? Yoksa burası mıydı? Hey baksana, adın neydi senin? Murat, senin adın ne? Selim. Ne bakınıyorsun öyle aval aval? Evimizin yolunu bulmaya çalışıyorum. İnsan evin yolunu unutur mu hiç dangalak? Dangalak mı? Ne ya? Evin yolunu bulamayana başka ne denir? Ulan ne adamsın be? Dur, beni bekle. Galiba bizim ev de o tarafta. Bugün maç yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii. O zaman biraz çabuk olalım. İşte bizim ev burası. İyi. Görüşürüz. Ne garip bir çocuk bu böyle. Ay paşam gelmiş anne senin kuzusu. Hoş geldin. Hoş geldin kuzum. Hoş geldin annem. Günün nasıl geçti yavrum? Bunu sonra konuşuruz anne. Sen şu çantayı al, ben kırtasiyeye gidiyorum. Ne yapacaksın annem kırtasiyede? Öğretmenimizin bazı istedikleri var, onları alıp geleyim. Annem baban gelince birlikte gidersiniz yavrum. Ama anne. Murat. Bu arkadaşım bizim sınıftan. Adı Harun. Efendim. Arkadaşlarla beraber maç yapacağız. Sen de gelecek misin? Gelirim. Gidebilirim değil mi anneciğim? İyi git bakalım. Anneciğim üstünü değiştirseydin. Gel önlüğünü çıkartalım yavrum ya. Çocuklar beklesin biraz. Çocuklar bekleyin. Tamam. Ha, sen ne yapsın? Öğretmenini sevdin mi? Sonra anlatırım. Peki yemeklerini yedin mi? Beslenme bitti mi? Bitti anne. Fazla terleme tamam mı? Tamam anne. Bekle geliyorum. Tamam. Erken gel. Fazla terleme anneciğim. Nerede top oynayacağız? İlerideki arsada. Mete Adat. Onur yapma ya. Mete hadi. Hadi Mete hadi hadi. Demek top oynuyorsunuz. Çünkü soyadı kabakçı. Neden buraya gelmiyor? Çünkü o bizimle oynayamaz. Hatta bizim olduğumuz yere gelemez bile. Neden? Pisliğin tekidir de ondan. Sen de ondan uzak durursan iyi olur. Ama neden?
Ne pislik ararsan var onda. Yalancılık, hırsızlık. Hırsızlık? Hırsızlık. Kuş Mete! Kaçtığına göre yine yaptı yapacağını. Benimkiler yok. Benimkileri de çalmış pis kabak. Çalmış mı? Neyi çalmış? Kıstırmalarımızı, ama şimdi ben onu bir yakalarsam... Hadi çocuklar koşun, yakalayalım onu. Kıstırma ne demek? Sonra anlatırız sana, hadi koş. Seni. Nereye kaçarsan kaç. Pis hırsız. Yarın okula gelmeyecek misin? Bunun hesabını sormaz mıyım ben sana? Kaçırdım. Yakalayamadım. Yakalayamadım. Kaçtı. Bütün kıstırmaları yemiş. Arkadaşlar, kıstırma ne demek? Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Pis kabak. Kim bilir ne iştahla yedi kıstırmalarımı. Ne olur biri bana kıstırmanın ne olduğunu söylesin. Sen kıstırmanın ne olduğunu bilmiyor musun? İlk defa duyuyorum. Gerçekten mi bilmiyorsun? Şöyle iki bisküvi alırsın, arasını yumuşak bir lokum koyarsın, bir bastırırsın, al işte sana kıstırma. Ha, o mu? Biliyor musun? Biliyorum da adına kıstırma dendiğini bilmiyorum. Peki Selim'in çaldığından emin misiniz? Elindeydi, yiyordu. Hem bu ilk defa olmuyor ki. Ama bu çok basit bir şey. Niye çalsın ki? Çünkü o hırsızın teki. Ne bulursa çalar. Sen de bizi dinle, ondan uzak dur. İnsan lokum çalar mı? Bisküvit çalar mı baba? Benim aklım buna ermiyor. Biz ona çalmak demeyelim istersen. Özenmiş almış. Ama çocukların anlattığına göre bunu her zaman yapıyormuş. Anneciğim, onu oyunlarına almıyorlar diyorsun. Belki de bu yüzden böyle tepki veriyordur. Bana kalırsa ailesi çok fakir olmalı. Neyse, öğrenirim nasıl olsa. Kimi bekliyorsunuz? Kabakçıyı. Yine ne yaptı? Hele bir gelsin de öğrenirsin ne yaptığını. Selim. Selim. Sana söylüyorum, duymuyor musun? Sağır değilim, duyuyorum. Niye beklemiyorsun? Niye bekleyeyim? Sana bir şey sormak istiyorum. Sor ama zor olmasın. O kastırmaları sen mi çaldın? Haha. Kastırma mı? Ne kastırması oğlum? Kıstırma onun adı. Her neyse işte, onları sen mi çaldın? Sana ne? Arkadaşlar senin çaldığını söylüyor ama ben inanmadım. Arkadaşların ne diyorsa ona inan. Beni de rahat bırak, tamam mı? Selim. Bu ya.
Oradalar, geliyorlar. Kabakçı geliyor. Yanında da İzmirli. Ona da ondan uzaktır dedik ya. Günaydın. Bak bir de hiçbir şey yokmuş gibi günaydın diyor ya. Ben Elif'e günaydın diyorum. Bana de deme, istemiyorum. Hadi şimdi ver bakalım dünün hesabını. Ne hesabı? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar yapmayın. Niye çaldın lan kıstırmalarımızı? Ben çalmadım. Birisi ağacın altını unutmuştu zannettim. Bak bir de utanmadan yalan söylüyor. Sen onlara inanma Elif. Kime inanayım, sana mı? Arkadaşlar uzatmayın. Siz ne yapıyorsunuz orada? Hadi sınıfa. O maymundan uzak dur. Hadi sınıfa. Murat'ı okuldan çıkınca yanıma gönder de eksiklerini tamamlayalım hanım. Gönderirim. E tabii yine oyuna gitmezse. Ya da o Selim denilen çocuğun yanına gitmezse. O çocuk hakkında ben de bir şeyler öğreneceğim bugün. İyi olur bey. Hadi Allah'a emanet ol. Güle güle. İyi günler. Eğer öğretmenimiz yetişmeseydi Harun'la Mete seni dövecekti. Zor döver onlar beni. Sizin ev nerede? Neden soruyorsun? Hiç öylesine. Nerede? Öylesine sorulan sorulara cevap vermem ben. Yanımda bekçi gibi yürüyenleri de hiç sevmem. Selim. Baban az önce eve geldi. Çok sinirliydi. Annene bir şey yapmasın. Affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım evlat. Ben Selim'in evini arıyorum. Selim Kabakçı. Seyfi'nin oğlu Selim mi? Galiba. Bu yolu dümdüz git. Sola dönünce en son kalan birkaç ev göreceksin. Onlardan biri. Teşekkür ederim. Sen de kimsin? Kimsin lan sen? Evimde ne işin var? Neden dövüyorsun bu kadını? Sana ne lan? Onun babası polis. Polis mi? Evet polis. Nereden tanıyorsun sen bu çocuğu? Senin polisle ne işin olur? Bizim sınıfta. Demek sizin sınıftan. Sen mi çağırdın lan bunu buraya? Hayır ben kendim geldim. Defol buradan. Sana defol dedim buradan. Defol! Defol! Git. Hadi. Ne işi var bu çocuğun burada? Vallahi bilmiyorum baba. Defol lan dedim sana. Gözümün önünden gitmiyor bir türlü. O yaşta bir çocuğun böyle bir olaya şahit olması gerçekten çok kötü. Ben zaten bu şiddeti anlamadım gitti. Bir adam karısına nasıl el kaldırır ya? Ne eli baba? Tekme eli dövüyordu. Nasıl bir şeydir? Aklım almıyor bir türlü. Bir şey yapılamaz mı baba? Yapılır elbet. Ama önce şikayetçi olmaları lazım. Bir şikayet etsinler, o adam yaptığına yapacağına bin pişman olur.
Sana önemli haberlerim var Selim. Ne haberi? Eğer babandan şikayetçi olursanız... Ne? Şikayetçi olmak mı? Babam bizi öldürür. Zaten öldürüyor Selim. Annenin hali gözümün önünden gitmiyor. Aynı şeyi sana da yapıyor mu? Sen bizim evimize burnunu sokma, tamam mı? Elif. Ne var? Bu ne? Bunu senin için hazırladım. Hadi oradan kabakçı. Sen kim bilir kimden çalmışsındır onu. Vallahi kendim hazırladım senin için. Üzülme, boş ver. İster boş vereyim, ister dolu. Sana ne be, sana ne? Edilir mi hiç oğlum, ayıp. Ama o bizi hep dövüyor anne. Evet dövüyor ama yine de baba şikayet edilmez. Buna ne Allah razı olur ne de kul. Olmaz oğlum. Yine mi sen? Ben bunların nasıl yapılacağını bilmiyorum. Birlikte yapalım mı? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kıstırma yapmayı bilen çocuk mu var? Hadi güle güle. Selim, kim geldi oğlum? Okuldan bir arkadaşım. İçeri gelsin. Gelmiyor, işi varmış. Git, gitsene, git. Neden böyle yapıyor bu Selim? Oğlum, baksana. Gel hele. Hele gel. Sana diyeceklerim var. Buyur teyze. Sen şu yeni gelen polisin oğlusun değil mi? Evet teyze. Babana söyleyiver de şu Seyfi içeri tıksın. Onun yüzünden mahallede huzur kalmadı. Zavallı kadıncağızı her gün dövüyor. Yazık, günah valla. Hele o çocuğa vurmuyor mu? Yüreğimiz parçalanıyor. Selim'i de mi dövüyor? Hem de nasıl? Hem de nasıl evladım? İzmir'deki okulumda bir arkadaşım vardı. Adı Savaş. O da çok güzel top sektirirdi. Sana sektirsene. Al. Arkadaşlar, haftaya bugün doğum günüm var. Hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar, haftaya bugün benim doğum günüm var. Evde kutlama yapacağız. Hepinizi çağırıyorum. Pastan kaç katlı olacak? Sürpriz. Sana bir şey soracağım. Selim'i çağırmayacak mısın? Ne işi var o kabakçının benim doğum günümde? Annem öldürür beni. Öğretmen kızacak. Nereye gidiyor bu? Vardır aklında yine bir şeytanlık. Vardır. Kesin yine bir şeyler çalacaktır. Evet, nerede kalmıştık? Söyleyelim. Temas gerektiren kuvvetleri anlatıyordunuz öğretmenim. Hı hı. Selim nerede? Gitti öğretmenim. Gitti mi? Nereye?
Bilmiyoruz. Ne oldu Murat? Ben Selim'in neden gittiğini biliyorum öğretmenim. Neden? Elif arkadaşımız bugün herkesi doğum gününe çağırdı. Hmm. Bir tek Selim'i çağırmadı. Çağırmaya mecbur muyum öğretmenim? Kapatın bu konuyu. Elif otur yerine. Murat sen de otur. Onun üzüntüsünü giderebilecek bir şeyler yapabilirim sanki. Ah, hayat bana da lütfen baba. Baba lütfen baba. İkinizi döndüreceğim. Selim. Baba Allah aşkına vurma baba lütfen vurma baba lütfen. Yapma. Benim yüzümden arkadaşlar onu sevmiyor. Al sana sen. Vurma vurma. Al. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Duracağım. Murat dur beni. Murat. Murat sakın bunu diğerlerine anlatma. Diğerleri kim? Arkadaşlarım. Arkadaşlarımın haberi olmasın. Çok üzüldüm baba. Ben de üzüldüm. Onlar için bir şeyler yapalım. Selim ve annesi için. Murat doğru söylüyor hayatım. Bunu bilip de bir şey yapmamak olmaz. Bu konuyu kaymakamla konuşacağım. Tuz nerede? İşte burada. Şu yemeklerin tuzunu ayarlayamadın gitti. Ya tuzlu yapıyorsun ya tuzsuz. Çay ver bana. Getiriyorum. Kim bu münasebetsiz? Git aç şu kapıyı. Tevfik Abakçı evde mi? Evde. Kendisiyle görüşebilir miyim? Kapıda bir adam var. Seni görmek istiyormuş. Kimmiş adam? Kim olduğunu sormadım. Sen zaten ne işe yararsın? Aa. Çık işte. Kabakçı'yla birliktesin. Ne söyleyeceksen söyle Harun. Arkadaşlarla beraber maçı biraz. Sen de gelir misin? Şimdi olmaz. Anne. Anne. Babamı gördüm. Bir arabanın içindeydi. Biliyorum. Evden aldılar babanı. Bu da sıktı artık. Yine ne var? Ben babanın nereye gittiğini biliyorum Selim. Onu söylemek için geldim. Söyle o zaman. Gel şöyle. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Babanı kaymakamlığa götürdüler. Neden? Baban kaymakamla konuştu. Kaymakam babanı çağırıp onu size karşı yaptıkları için uyaracaktı. Ne yaptın sen Murat?
Babam bunu senin yaptığını öğrense benim şikayet ettiğimi düşünür. Öldürür beni. Hiçbir şey yapamaz. Of. Bakalım ne zaman patlayacak. Maden suyu ver bana. Maden suyu yok. Ne demek yok? İşte savaş başlıyor. Yarın mutlaka al. Tamam alırım. Git bana maden suyu al. Bakkal kapanmıştır. Bakkal kapandıysa kahveler açıktır. Hadi ne diyorsam onu yap. Peki baba. Akşam evde ilk defa kavga olmadı. Keşke hep böyle olsa. Benim hiç arkadaşım yoksa bunun sebebi babamdır. Düşüncelerimi kimse anlayamaz. Murat. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Bir şey mi söyleyeceksin? Hı hı. Umarım kötü bir şey değildir. Bu gece Selimlere gidelim mi baba? Ama biz Selim'in ailesiyle tanışmıyoruz ki oğlum. Tanışırsınız. Ama... Ne olur baba. Selim bugün bana ne dedi biliyor musun? Bizim evimize hiç gelen olmaz dedi. Çok üzüldüm baba. Makineli gibi sıralamaya başladığına göre bu işten kaçış yok. Çaresiz gideceğiz. Sağ ol baba, çok sağ ol baba. Mesai saati bitti. Şu işleri bitireyim de çıkalım. Bir pasta alalım mı giderken? Selimler için mi? Evet. Benim daha iyi bir fikrim var. Sağ ol. Oğlum misafirliğe giderken bisküvitle lokumanısın ilk sende görüyorum. Selim için en doğru şeyi aldık baba, emin olabilirsin. Peki. Anne, kapı çalıyor. Duydum oğlum. Ne oluyor? Ne bu gürültü? Kapı çalıyor. Çalıyor Selçin. Selçin.
Merhabalar Selim. Selim? Müsait misiniz oğlum? Murat'ın isteği üzerine sizi ziyarete geldik. Ziyareti mi? Hı hı. Bir dakika bekleyin beni. Böyle habersiz gelinmez dedim ben size. Haber verseydik senin babası kabul etmezdi anne. Anneciğim çocuğu zor durumda bıraktık. Anne gel gel. Muratlar gelmiş. Ben şimdi onlara nasıl gelmeyin diyeyim anne? İyi de oğlum babana ne diyeceğiz? Hem uyuyor baksana. Size sessiz olun demedim mi ben? Misafir geldi bey. Ne misafir? Selim'in arkadaşı var ya hani babası polis. Onlar geldiler. Polis mi? Bir polisimiz eksikti. Bu mendubur çağırmıştır kesin. Ben çağırmadım. İyi gelsinler bakalım. Murat'ın isteği üzerine Emrivaki bir ziyaret yaptık. Kusurumuza bakmayın. Ne kusuru memur bey? Sağ olun, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol. Bunlar da Murat'ın isteğiyle alındı. Burada çok meşhurmuş öyle mi? Çocuklar seviyorlar. Ben de Selim çok sevdiği için aldırdım zaten. Selim, derslerin nasıl oldu? Selim'in zayıf dersleri var. Ama birlikte çalışarak hepsini düzelteceğiz. Hmm. Bak bu birlikte çalışma fikri gerçekten çok güzel. Fazla çalışmaya gerek yok. Şunun şurasında okulun bitmesine az bir şey kaldı. İlkokul bitecek ama sonra ortaokul var, lise var, üniversite var. Selim ilkokuldan sonra devam etmeyecek okula. İşe girecek. Okulda boşa zaman geçireceğine bir an önce çalışma hayatına atılması daha iyi. Ama tahsil gibisi var mı Seyfi Bey? Neyse canım, en azından bu seneyi geçebilmesi için birlikte ders çalışsınlar. Çalışsınlar bakalım. Bize müsaade. Bir çay daha içseydiniz. Teşekkür ederiz. Yarın iş günü. Erken kalkacağız. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Hadi iyi geceler. Size de. Hadi iyi geceler çocuğum. Çok ters bir adam. Ben size anlatıyordum ya anne. Çocuğu okutmayacağım diyor ya. Babası öyle söyleyince Selim'in nasıl üzüldüğünü fark ettiniz değil mi? Bu ziyaretimizin acısını çocuktan çıkarmaz inşallah. İnşallah. Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor. Bak bir daha böyle bir şey yaparsan seni gebertirim. Benim haberim bile yoktu baba. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Gerisini sen düşün. Haberim yok diyor, duymuyor musun? Sen de bu işin içindesin, değil mi? Benim haberim yoktu, annemin nereden olsun? Yalan söyleme. Vallahi yalan söylemiyorum. Ahmet amca seninle tanışmak istemiş. Ahmet'ine de, kaymakamına da, polisine de. Kim şikayet etti lan beni kaymakama? Hanginizin tuzağı bu? Siz beni aptal mı sandınız? Evime polis getiriyorsunuz. Sizi öldürürüm alimallah. Akıllı olun. Aklınızı başınızdan alırım. Ah.
Selim, ne oldu? Benden ve alemden uzak dur Murat. Murat, oğlum bu saatte senin ne işin var burada? Selim'i gördüm baba. Dudağı patlamıştı. Benimle konuşmadı. Hatta benden uzak dur diye bağırdı. Neden? Sormadım baba ama galiba dün gece babası yine dövmüş onu. Baba ne olur bir çare bul bu işe. Tamam, ben icabına bakacağım. Sen doğru okula. Pastayı yemek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Elif ne bekliyoruz? Gidelim hadi. Daha gelecekler var. Osman, sen Elif'in doğum gününe gelmiyor musun? Selim. Elif'in doğum gününe gelmiyor musun? Aman gelmesin. Pastayı çalar da kimsenin ruhu bile duymaz. Selim. İstersen doğum günüme gelebilirsin. Gerçekten mi? Ama bir şartla. Ne şartı? Pastamı çalacağına söz vermeni istiyorum. Selim. Beni dinler misin? Ne var? Elif'in doğum gününe ben de gitmiyorum. Bana ne bundan? İstersen birlikte ders çalışalım. Sonra oyun oynarız. İstemem. Şikayet etmenin hesabını sorarım ben sana Selim. Bunun hesabını soracağım ona. Beni şikayet etmenin ne demek olduğunu göstereceğim. O polisle işbirliği yapıyor. Ama ona el mi yaman, bey mi yaman göstereceğim. Sen ha? Yaptıklarından sonra utanmadan eve mi geldin? Ben ne yaptım ki baba? Bak bir de ne yaptım diye soruyor. Sen beni nasıl şikayet edersin lan? Ben şikayet etmedim seni. Senin bir değeri yok artık. Beni kime şikayet ettiysen onun yanına git. Yapma bey. Sen karışma. Git buradan. Git buradan. Defol. Hadi git. Bir daha da gel. Bir daha da sakın gelme. Sana gittim. Al. Thank you.
Kabakçı, sen alıyor musun? Kabakçı alıyor Mete. Ben de en sevdiğim kızın doğum gününe gidemeseydim ben de ağlardım. Bunları hırsızlık yapmadan önce düşünecekti. Öyle değil mi Kabakçı? Şş, sana söylüyorum Kabakçı. Elif'in pastasından biraz kaldı. İstersen bir git, belki de insafa gelip sana verirler. Uğraşmayın benimle. Uğraşmayın, rahat bırakın beni. Ulan delirdin mi sen? Delirdim. Beni siz de ettiniz. Uğraşmayın, gidin lan buraya. Selim dur. Dur. O bize saldırdı. Onu hapse at. Bu yaptığın çok yanlış Selim. Yaptığım yanlış öyle mi? Ya senin oğlun yaptığına ne demeli? Ne yaptı? Onun yüzünden babam beni evden kovdu. Sokağa attı beni. Gel bakalım hallederiz. Çok acıktın değil mi annem? Şimdi baban gelir yemeğe başlarız. Nasıl geçti günün? Aa geldi işte. Selim ne oldu? Hele bir oturalım bakalım. Ne olduğunu konuşuruz. Hoş geldiniz. Ben bir tabak daha getireyim. Hadi otur. Bana hala kırgın mısın Selim? Ben sana ve annene çok üzüldüğüm için babamdan bir çare bulmasını istedim. Hiçbir şey değişmez Murat. Ne yaparsan yap babam değişmez. Beni evden kovan o. Ama yarın dün gece neredeydin diye yine beni dövecek. Ben babanla konuşurum Selim. Bu daha da kötü olur. Hayır olmaz. Ben onunla gerektiği gibi konuşurum. Baban daha gelmedi. Umarım kötü bir şey olmaz. Merak etme olmaz. Çok şanslısın Murat. Seni seven bir ailem var. Senin okuman için her şeyi yapan bir ailem var. Arkadaşların var. Senin de arkadaşların var ama sen onlara kötü davranıyorsun. Hele onlara ait eşyaları almanı hiç anlamıyorum. Anlaman için benim yaşadığım hayatı yaşaman gerek. Yaşadığın hayatla arkadaşlarına böyle davranmanın hiçbir ilgisi yok. Sen öyle zannet. Ben arkadaşıma bilerek öyle davranıyorum. Neden olduğunu öğrenmek ister misin? Neden? Beni sevmesinler. Benimle kötü olsunlar istiyorum. Aramız kötü olursa hiçbirinin bize gelmeyeceğini biliyorum çünkü. Onların bize geldiğini bir düşünsene Murat. Rezil olurum. Düşünsene babam arkadaşlarımın yanında beni dövüyor. Sen olsan böyle bir duruma düşmek ister misin? Bak cevap bile veremiyorsun. İstemezsin Murat. Kimse istemez. Benim babam böyle bir insan. Onu değiştiremeyeceğime göre... Arkadaşlarımı benden uzak tutmamdan başka bir çarem var mı? Yani sen yaptığın her şey bu yüzden mi? Evet, bu yüzden yapıyorum. Babanla konuştum Selim. Senin Murat'la ders çalışacağını söyledi. Bizde kalmana izin verdi. Teşekkür ederim Ahmet amca. Hadi siz dersinize devam edin. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi anladın mı niye böyle davrandığımı? Anladım. Ama yine de doğru bulmuyorum yaptıklarını. Demek ki anlamamışsın. Rahatsız etmiyorum. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Alsaydım ben. Buyurun. Geç kardeşim geç. Buyurun şöyle oturun. Nasılsın?
Nasıl olabilirim Leman Hanım? En sonunda bunu da yaptı. Oğlumu kovdu. Ağlamayın ne olur. Düzelir inşallah. Huylu huyundan vazgeçmez. Ben oğlum için üzülüyorum. Onu okutmayacak. Oysa okumasını, büyük adam olmasını öyle çok istiyorum ki. Evden çıkarken oğluna söyle bir daha eve gelmesin dedi. Bu nasıl bir baba? Ben ne yapacağım Levan Hanım? Üzülme kardeş, üzülme. Geçer, geçer, geçer. Bu da geçer inşallah. Yarınki yazılıyı birlikte çalışalım. Ben eve gideceğim. Önce bize gidelim, sonra evine gidersin. Yok, ben gideceğim. Hadi Selim. Annem bize kıstırmazlar. Hem çalışır hem yeriz. Ne dersin? Tamam olur. Aslında ben buraya size teşekkür etmeye gelmiştim. Oğluma evinizi açtığınız için teşekkür ederim. Öyle şey mi olur? Teşekküre gerek yok. Selim bizim de çocuğumuz sayılır. Kapımız ona her zaman açık. Ah geldiler galiba. Selim de yanında mıdır acaba? Anne, sen burada mısın? Seni bekliyordum oğlum. Hoş geldin canım. Hoş geldiniz çocuklar. Murat önce bize gidip biraz ders çalışalım dedi. Yarın Türkçeden yazılımız var. Seninle birlikte ona çalışalım dedik. Çalış oğlum, çalış güzel oğlum. Annen senin okumanı çok istiyor Selim. Annem istiyor ama ya babam? Baban ne derse desin. Ben senin okumanı istiyorum bir tanem. Of, uzun zamandır böyle ders çalışmamıştım. Umarım bundan sonra hep böyle olursun. Annemin okumamı istediğini bilmiyordum. O yüzden çok çalışıp çok okuyacağım. Bu kararına çok sevindim. Saat çok geç olmuş, benim gitmem lazım. Gidecek misin? Gideceğim tabii. Ya babam bir şey yaparsa? Alıştım artık Murat. Babam bir şey yapacak diyor, ömür boyu size kalacak değilim ya. Selim geliyor. Ne oldu? Polis amcası kovdu mu serseriyi? Baba şikayet etmek neymiş öğrenmiştir inşallah. Aklın başına geldi mi? Bir daha şikayet edecek misin beni? Hadi git öbür odada otur. Seni gördükçe kan beynime sıçrıyor. Anne ben ders çalışacağım. Tamam oğlum benim. Seçil 4. Mustafa 5. Harun 3, Mete 4, Murat 5, Uğur 2, Elif 4. Notunu açıklamadığım tek bir kişi kaldı. Onun notunu söylemeyi sona bıraktım. Çünkü beni en çok şaşırtan onun notu oldu. Kim olabilir? Mutlaka kabakçıdır. Kim olacak ki? Onun notu değişmez. Kesin biridir. Değişmez bir. Kesin bir. Beni çok şaşırtan notu açıklıyorum. Selim 5. Aa, nasıl olur ya?
var. Kesin kopya çekti. Kesin kopya çekmiştir. Tabii kopya evet, çekti. Evet çekmiştir. Anne bak. Bunu bildim, bunu bildim, bunu bildim, bunu bildim. 5 aldım. Aferin sana. Mete 4, Elif 5, Orhan 4, Selim 5. Aa inanmıyorum. Kesin kopya çekmiştir ya. Kesin kopya çekti. Kesin kopya çekti bence de. Hep 5 oluyor. Kesin kopya çekmiştir. Kadar da olmaz. Aferin. Aferin Selim, başarmışsın. Teşekkür ederim öğretmenim. Anneciğim ilk defa mı karne alacaksın? Bu heyecan niye? Babası, oğlumuz çok heyecanlıymış. Hem sen az çok karnenin nasıl geleceğini biliyorsundur. Ben kendim için değil baba. Selim için heyecanlanıyorum. Son yazılarının hepsi pek iyi geldi. Bakalım karnesi nasıl olacak? Benim iyi kalpli oğlum. Al bakalım. Selim. Kesin kalmıştır. Al bakalım Selim. Oley be. Şuna bak nasıl Selim. Nasıl peki ya? Nasıl olur ya? Bir alıp geçmemesi lazımdı. Başardın arkadaşım. Öğretmenim ben eve gidebilir miyim? Karnemi bir an önce anneme göstermek istiyorum. İyi git bakalım. Ama sonra gel tamam mı? Bayrak töreninde burada ol. Tamam. Anne bak anne başardım. Anne başardım. Selim ne oldu? Oğlum benim. Canım oğlum. Canım. Şimdi okula gitmeliyim. Neden? Bayrak töreni var. Sen bir şey diyeceksin galiba. Selim sınıfını pek iyiyle geçmiş. Neyse ki şu okul bitti. Yarından tezi yok, Süleyman'ın yanında işe başlayacak. Sadece tatilde çalışacak değil mi? Ne tatili? Okul bitti, devamlı çalışacak. Ama ben onun okumasını istiyorum. Ne okuması? Bana bak, çocuğun aklına böyle şeyler sokma, almayayım ayağımın altına. Ama... Aması maması yok. Sana okul bitti diyorsan bitmiştir. Günaydın bey. Günaydın. Murat kalkmadı mı? Kalktı, yüzünü yıkıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın anneciğim. Bütün gece Selim'in sevincinden uyuyamadım. Keşke onu da kahvaltıya davet etseydin de karnesini biz de görseydik. Çağırayım mı? Bilmem. İstersen git çağır.
Hem bugünü birlikte geçirirsiniz. Yarın gideceğimize göre okullar açılıncaya kadar bir daha görüşemezsiniz. Hemen gidiyorum. Çabuk gelin ama çaylar soğuyacak. Günaydın Ayşe teyze. Günaydın. Ben Selim'i kahvaltıya çağırmaya geldim. Selim evde değil. Nerede? Selim işe başladı. İşe mi başladı? Okullar daha dün kapandı. Bugün hemen işe vermiş. Ne adammış şu Seyfi. Burası herhalde. Dur girme. Bakar mısın? Buyurun memur bey. Selim burada mı çalışıyor? Selim mi? Ha, Seyfi'nin çocuğunu mu soruyorsunuz? Evet. Bu sabah başladı da daha adını belleyemedim. Selim'di değil mi? Selim. 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 Hele gel. Misafirlerim var. İçeri girseydiniz memur bey. Girmeyelim. Nasılsın Selim? Sağ ol Ahmet amca. Biz yarın memlekete gidiyoruz Selim. Gitmeden önce seni görmek istedim. İyi yapmışsın. Canım bu kadar duygusallaşmanın bir alemi yok. 3 ay sonra yine birliktesiniz nasıl olsa. Ben artık hep burada çalışacağım. Hep mi? Ne? Yani okula gitmeyecek misin? Selim. Eyvallah. Sanırım ağladığını görmeni istemedi. Ama baba bu haksızlık. Selim okumak istiyor. Derslerine çok çalıştı. Sınıf pek iyiyle geçti. Biz onun babasını ikna ederiz evvelallah. Kütahya'nın pınarlar akışı devriyeler kol kol olmuş devriyeler kol kol olmuş bakışı masalıya çuhaşal var ya. Aman Vehbim, öyle, öyle olur. Ben ölürsem dünya sana kalır. Aman aman Vehbim, öyle, öyle olur. Ah ben ölürsem dünya sana kalır. Öyle, öyle olur.
Oğlum, daha çok erken. Muratlar memleketlerinden dönmüş anne. İşe gitmeden onları uğrayacağım. Bu saatte mi? Başka boş zamanın mı var anne? Hadi hoşça kal. Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk. Bekle, geliyorum. Tamam, hadi. Ne kadar çok kaldınız böyle. Evet, okullar açılacak olmasa daha gelemeyecektik. İyi ki geldiniz. Bütün tatil seni düşündüm Selim. Daha doğrusu okul işini hallettiniz mi? Okula gidip gidemeyeceğimi mi öğrenmek istiyorsun? Evet. Babam göndermiyor. Babam bana söz verdi Selim. Ne sözü? Babanla konuşacak. Seni okula göndermesi için ikna edecek onu. Babamı kimse kararından vazgeçiremez. O kadar kesin konuşma küçük bey. Ahmet amca. O kadar kesin konuşma. Hadi yine kavuştunuz. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni buraya neden çağırdığımı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama o senin dediğin olacak şey değil. Neden? Okuyacak da ne olacak? İş öğrenmeye başladı bile. Yarın öbür gün kendi dükkanına çağır, geçinir gider. Selim okumak istiyor Seyfi Bey. Sen bir baba olarak ona bu şansı vermelisin. Benim onu okutmaya gücüm yok. Gel şöyle. Peki o dediğin gücü. Yani parayı sen karşılamak zorunda kalmazsan. İzin verecek misin? Bilmem. Bilmem değil. Verecek misin, vermeyecek misin? Sen onu söyle. Belki o zaman olur. Güzel. Şimdi söyle bakalım ne içersin? Ev çayını içeyim. Boş ver çayı. Kahve yaptırayım. Olur. Bülent, iki kahve istiyorum. Nasıl olsun? Orta şekerli. İki tane orta şekerli kahve. Bak sonra caymayacaksın değil mi? Para işini halledersek Selim'i okula göndereceksin. Tamam dedim ya memur bey. Tamam. Gönderiyoruz çocuğu okula. Ben nereden bilirdim onun böyle yapacağını? Devlet parasız yatılı okullarının olduğunu bile bilmiyordum. Nerede o şimdi? Selim mi? Selim tabii. Başka kim olacak? Valizini hazırlıyor. Ne güzel işi vardı. Eve katkıda bulunuyordu. Hoşça kal Ahmet amca. Güle güle oğlum. Gel bir öpeyim seni. Baba. Allah'a ısmarladık. Yapacağını yaptın. Hadi güle güle bakalım. Anneciğim. Allah'a emanet ol yavrum. Biliyor musun? Ben en çok seni özleyeceğim. Ben de. Ama neyse ki tatil günlerinde geleceksin. Elif. Selim gidiyor biliyor musun? Ortaokulu Kütahya'da okuyacak.
Bana ne? Aman boş ver şimdi salonu. Bak ben sana ne getirdim. Tatil güllerini iple çekeceğim. Ben de. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ ol yavrum. Allah senden razı olsun. Murat Ersöz. Benim. Buyurun. Geçmiş olsun teyzeciğim. Buyurun. Şikayetiniz nedir? Şikayetim bunun içinde. Bu ne? Lütfen açar mısınız doktor bey? Murat Ersöz. Murat Ersöz. Polis Ahmet amcanın oğlu Murat Ersöz. Ta kendisi. Vay be, doktor Selim ha. Onca zaman ha. Hala inanamıyorum biliyor musun? Bunca yıldan sonra karşılaştık nihayet. Sömestr tatiline gelirken sana anlatacak o kadar çok şeyim vardı ki. Sizin gittiğinizi öğrenince birkaç gün kendime gelemedim. Babamın tayini çıkınca en çok seni göremediğime üzülmüştüm. Aslında gideceğimiz yerin adresini bırakmıştım ama. Senin bıraktığın kağıt babamın eline geçmiş. Sonrasını tahmin ediyorsundur. Ahmet amcanız. Babam emekli oldu. Memlekete yerleştiler. Ahmet amcayı hiç unutmadım biliyor musun? Unutmam mümkün değil zaten. Çok şey borçluyum ben o adama. Ya az önce aradım aslında ama cevap vermedi. Biraz sonra yine arayalım. Senin sesini duyunca var ya nasıl sevinir. Hele bir de doktor olduğunu öğrenince nasıl sevineceğini tahmin edebiliyorum. Ben de onunla konuşmak için can atıyorum. Senin annenle baban nasıl? Onlar benim yanımda. Baban da mı? Babam da. Aa sana verecek başka bir haberim var. Hayırdır inşallah ne haberi? Elif hatırlıyor musun? Hani bizim sınıftaydı. Aa, bizim Elif hatırlıyorum tabii. Hani bana hiç yüz vermiyordu. İşte o Elif benim karım. Aa, buna ne derler biliyor musun? İşte buna Azmin Zaferi derler. Hayır, buna Azmin Zaferi değil. Arkadaşlığın verdiği güç derler. Çünkü sen olmasaydın, senin arkadaşlığının verdiği güç olmasaydı ben bunların hiçbirini başaramazdım. İşte bu güç. İşte bu güç. Hala güçlüsün ama ha. Hala güçlüsün. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Kıstırma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.